Anlaşıldı. Kale içi meyhanesi. Kaç katlı bina? Diğer kadın fenalaşmış. Tek katlı. Tamamdır. Yani, ekip yönlendiriyorum. Herhangi bir mutfakta yangın meydana geldi mi? Sadece bacada mı? Tamam. İş yerine ait baca yangını için. Selçuk Mahallesi, Balık Pazarı Sokak, Kale içi meyhanesi, tek katlı bina. Kaleiçi meyhanesinden ihbar geldi. Baca yangını varmış. Doğru mudur? İçeride mahsur kalan, dumandan etkilenen var mı? Siz olay yerinde misiniz? Tamam. Geliyor ekiplerimiz, yardımcı olun. Tamam. İlk çağrı geldiği zaman çağrı alıcılar düşer bu çağrılar. Çağrı alıcılar bu çağrıları filtrelerler. Daha sonra gerekli gereksiz ayrımını yaparak tespit yaparlar. Bu tespit sonucunda da ilgili kurumlar aktararak hizmet alacak kişiyi seçerek ilgili kurumlara gönderirler. Talih 112 Alçar Merkezi'nde emniyet, itfaiye, daire başkanlığımızın personelleri var. Orman İşletme Müdürlüğümüzün personelleri var. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın personelleri var. Jandarma komutanlığımızın personelleri var. Sağlık birimimiz var. AFAD birimimiz de uç birim olarak görev yapmaktadır. 6 ay içerisinde 112 Alçar Merkezi'ne yaklaşık 1 milyon 700 bin çağrı geldi. Bunların %37'si gerekli, %63'ü gereksiz olarak kayıtlarımızda mevcut. Bu yılın ilk 6 ayında 25 bin çağrı geldi itfaiye müdürlüğümüze. Bunlar genelde yangın, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazası, kapı açma, intihar girişimi, trafik kazası, kurtarma ve su baskınları ile ilgili ihbarlar geldi. Acil ihbarlar geldi. Bunları arkadaşlarımız sevk idaresini başarıyla gerçekleştirdiler. Burada bizim en büyük problemimiz asılsız veyahut gereksiz olan çağrılar. İlginç o çağrılardan ben size örnek vereyim isterseniz. Vatandaşlarımız da bu konularda bizi rica ediyoruz, aramasınlar. Mesela arıları kovana terk etmiş, arılarımızı bulun diye ihbarlar gelmekte. Kafesteki kanaryası evden kaçmış, ağaçtan gidip alabilir misiniz diye söylüyorlar. Balkonda halım alt komşumun balkonuna düştü ve küsüm var alt kattaki komşumla. Lütfen gelip halımı alır mısınız? Komşusuyla küsü yani. Maalesef. Halısını aldırmak istiyor. Bu şekilde. Uçurtmam ağaçta kaldı, gelip alır mısınız? Çocuğum için drone almıştım. Karşı binanın çatısında kaldı. Lütfen drone'umu oradan alır mısınız? Tarzında. Böyle geliyor. Mesela en ilginç çağrılardan bir tanesiydi. Telefonumu ve cüzdanımı falezlerdeki kayalıklardan düşürdüm. Lütfen onları kurtarır mısınız tarzında. Maalesef. Refüj sulamasını mı istersiniz? Siz içerisindeki ağaç dallarının elektrik tellerine değdiği için kesilmesini mi istersiniz? Papağanı uçmuş
ağaçta kalmış indirin diye bu şekilde çağrılarımız yoğun bir şekilde geliyor. Yaz aylarında geldiğimizden dolayı yılanların uyanma zamanı artık yılanda doğal bir gerçek yani. Araçlara giriyor, evlere giriyor. İtfaiye teşkilatımız sağ olsun bu konuda vatandaşlarımıza gerekli kolaylığı sağlıyor. Kedi tırmanın bir canlı olduğundan dolayı kendi çıktığı ağaçtan kendisi inebilecek kabiliyeti Allah-u Teala yaratmış. Kurtarma çalışmasında başladıkları zaman ekiplerimiz gittiği zaman başka bir dala atlıyor. Başka bir dala atlarken Allah korusun düşebiliyor, yaralanabiliyor, hatta ölebiliyor. Yani bu çağrımız kedi kurtarma operasyonları tabiri caizse bizi bayağı yoruyor. Artı doğal sürecini bırakmış olsak doğal olarak zaten hayvan kendisi kendi başının çaresine bakacak. 5 yıldır itfaiye personeli olarak görev yapmaktayım. Çağrı operatörü, çağrı yönlendireceğim. Yaz dönemi ot yangınları, arazi yangınları çok fazla. Kış dönemi ise sel, su baskınlarımız çok yoğun, ihbar almaktayız. Kedi kurtarmalarda genellikle sıkışmış durumlarda ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Kurtarıp doğaya serbest bırakıyorlar. Yılan kurtarmalarda ise eğer ev içerisinde, oda içerisinde yılan olursa ihbarı değerlendirip ekip yönlendiriyoruz. Yani uçurtmam kaldı ya da topum kaldı. Çocuklar o şekilde ihbarlar verebiliyorlar. Ama biz hani acil çağrı merkezi olduğumuzu, acil durumlarda ekip yönlendirdiğimizi bildiriyoruz. Fare var ev içerisinde, gelin alın şeklinde ya da böcekten korkuyorum, böceği alın. Yani bu şekilde çok ihbar oluyor, evet. Yani hiç unutmuyorum, Manavgat bölgesinde bir vatandaşımız bildirmişti. İçeride hayvan var diye hayvanın cinsini sorduğumda fare demişti. Durum hakkında öğrenmek istedim, hani ne oldu ne bitti. Yani fare konuşuyor. Hani gerçekten konuştuğunu bana dile getirdi. Hani biraz konuştuktan sonra da hani öyle bir şey olamayacağını, ekip yönlendiremeyeceğimi söyledim. Vatandaşa söylüyoruz. Vatandaş da işinin görülmesini, hani yardım istediğini bize söylüyor ama şöyle bir durum var. Başka bir noktada bir ev yangını olduğunda ya da bir vatandaşın çukura düştüğü, öyle durumlarda da biz onları önceliğe verdiğimizi söylüyoruz vatandaşlara. Yani şimdi vatandaş, şöyle söyleyeyim, bir kayalıklara telefonunu düşürmüş. Ben bu vatandaşı eğer ekip yönlendirirsem, diğer tarafta bir ev yangını, bir içeride mahsur kalma durumu olursa hani onun önceliğinin olduğunu anlatmam gerekiyor. Ben de bu şekilde söylüyorum vatandaşa. İtfaiye kurumunun belli başlı bir görevleri var. Onun dışında hani çok da fazla bir müdahaleye ekip yönlendiremiyoruz. 4 yıldır Antalya İtfaiyesi'nde görev yapmaktayım. 3 yıldır komutadayım. Çok fazla İngiliz ihbar alıyoruz biz. Yani ağaçtaki toptan tutun da yılanın ağlamasından, düdüklü tencereleri açamayan insanlardan tutun. Yani her türlü ihbar alıyoruz biz. Yani yılanın yardıma ihtiyacı olduğunu ve işte sıcakta ağladığını, susuz kaldığını, itfaiyenin yardım etmesi gerektiğini düşünen insanlar arayabiliyor buraları. Hani biz gereken bilgiyi verip görüşmeyi sonlandırıyoruz. Yani biz itfaiye olarak hayatlara dokunuyoruz. Her itfaiye aracı bizim için altın değerinde. O yüzden hani asılsız ihbar vermeden önce bunu akıllarında bulundursalar çok daha iyi olacak. Çünkü her asılsız ihbar bir insanın canına yol açabilir. O yüzden biraz daha duyarlı olup asılsız ihbar vermekten kaçınmalarını diliyoruz inşallah. Tamam, Serik sağda kalıyor. Tamamdır. Ekip yönlendirildi beyefendi. Geliyor, geçmiş olsun. Geride dendi, yol kenarı, arazi yangını varmış. Doğru mudur?